Nefes alın. Koşun, oynayın, kumda yatın, sörf yapın, dalın. Tek başınıza ya da her zaman sizinle olan insanlarla düşünün. Plaj tenisi olsa da olmasa da, güneş doğarken ya da batarken, Ağustos sıcağı ya da Ocak soğuğunda, deniz her zaman bizim için orada olmuştur. Peki karşılığında biz ne veriyoruz? Cam şişeler, plastik torbalar, sigara izmaritleri, bebek bezleri, buzlu şeker kağıtları, tokyolar, plastik şişeler, kapaklı ya da kapaksız, ambalajlı ya da ambalajsız, tek kelimeyle çöp. Süprüntü, çöp, atık. Çok fazlasına yol açıyoruz. Kumsalda geride bıraktığımız atık, rüzgar ve dalgalarla deniz tabanına ulaşıyor. Ya da su üzerinde yüzen ve suyu kirleten daha küçük parçalara ayrılıyor. Ve sonra kuşlar plastikleri yutup boğuluyor. Deniz kaplumbağaları balıkçı oltalarına dolanıp yaralanıyor. Balıklar küçük plastik parçaları yemek sanıp yiyor ve ölüyor ya da hastalanıyor. Ve bu kirlilik eninde sonunda insanları da etkiliyor. Plastik bir parçayı yutan küçük bir yengeci düşünün. Şimdi de yengeci yiyen balığı düşünün. Ve küçük balıklarla beslenen büyük balıkları. Kısacası deniz yaşamını bozan korkunç bir besin zinciri yaratmış oluyoruz. Ve sonunda da ağır bir bedel ödüyoruz. Bunu bir düşünün. Denizi düşünün. Soluduğumuz hava için bile denize teşekkür etmeliyiz. Ama bunu zaten biliyorsunuz. Kanunlarla, cezalarla ya da kızarak tehdit edebiliriz. Ama sahildeyiz. Neden insanları korkutalım ki? Her şey çok daha iyi olabilir. Ve sadece 2 dakika yeterli. Bu klibi izlediğiniz süre içinde bile 1-2 şişe toplayabilirdiniz. Yani sahile bir sonraki gelişinizde toplayın, selfie çekin ve kendinizi mavi dalgalara bırakın. Ve herkes anlayacak ki şu andan itibaren denizin sevgisine karşılık veriyoruz. Şu andan itibaren temiz sahil. Kendinizi mavi dalgalara bırakın.